istifa hakkı nedir? Şufa hakkının Türkçe ismi ön alım hakkıdır. Ön alım hakkı özellikle paylı mülkiyetin bir konusudur. Paylı mülkiyetle ilgili konularda kullanılan bir hak türüdür. Paylı mülkiyet, bir gayrimenkulün sahipleri arasında, paydaşları arasında kimin hissesinin nerede bulunduğunu tespit edilemediği hallerde uygulanır. Dolayısıyla bir gayrimenkulde kat irtifakı kurulmuşsa veya kat mülkiyeti kurulmuşsa böyle bir durumda şufa hakkı, ön alım hakkı kullanılamaz. Şufa hakkı yani ön alım hakkı paylı mülkiyetin doğmasıyla birlikte kullanılabilir hale gelir. Ve kullanılması ise ancak hissedarlardan birinin hissesini üçüncü bir şahısa satacağı zaman söz konusu olur. Buradaki temel amaç paylı mülkiyetteki paydaşların arasına üçüncü bir şahıs girerken orada kaos oluşmasını engellemektir. Ve gitgide mülkiyetin sahiplerini teke indirgeyebilmek ve orada bir düzen oluşturmaktır. Böylece şufa hakkını ancak paydaşlardan birisi diğer paydaşa veya diğer paydaşın satış yapmış olduğu üçüncü şahsa karşı kullanılabilir. Türk Medeni Kanunu gereğince paylı bir mülkiyette satın alma yapan alıcı veya malı satacak olan satıcı da olabilir. Diğer paydaşlara noterden bir bildirim yapmak durumundadır. Bu bildirimle birlikte satıldığı hissenin miktarı, fiyatı açıkça belirtilerek bir davette bulunulabilir. Şufa hakkı yani ön alım hakkı şayet diğer paydaşlara noter aracılığıyla bildirilmişse diğer paydaşlardan satın alma yapmak isteyen kişi 3 ay içerisinde bu hakkını kullanmak zorundadır. Şufa hakkı şayet diğer paydaşlara bildirilmemişse bunun üzerinden 2 yıl geçmesiyle birlikte şufa davası açma hakkı düşecektir. Şufa hakkı yani ön alım hakkı bir sözleşmeyle de tapuya şerh edilebilir. Böyle bir durumda herhalde bu hakkın kullanılmaması durumunda 10 yıl geçmekle tapuya şerh edilmiş olan bu hak düşecektir. Tabii bir kişi şufa hakkından yani ön alım hakkından feragat da edebilir. Ancak bu feragatı mutlaka yazılı bir şekilde yapmış olması gerekir. Paydaşlardan birisi kendi hissesini bir üçüncü şahsa satmıyorsa durup dururken diğer paydaşlara karşı bir şufa davası açılamaz. Şufa hakkına ilişkin olarak şunu da söyleyebiliriz. Akrabalar arası satışlarda şufa hakkı kullanılamaz. Yani eşlerin birbirlerine hisselerini devretmeleri durumunda. Babanın çocuklardan birine, annenin çocuklardan birine, annenin babaya, babanın dedeye gibi bu paydaş olan akrabalar arasındaki devirlerde şufa hakkı söz konusu olamaz. Burada miras hükümlerinden kaynaklı bir mal kaçırma vesaire gibi konular varsa bu zaten başlı başına miras hukukunun bir konusu olur. Bir başka videoda görüşmek dileğiyle. Herkese selamlar.